Arkadaşlar merhabalar. Bugün güçlendirme alanları mücadelesini oynuyoruz ve bu mücadelede çok çok güzel bir deste önermek istiyorum sizlere emoji almanız için. Destemiz bu arkadaşlar. Çok çok güzel bir destek. Kesinlikle sizlere kullanmanızı tavsiye ediyorum. Burada muhafızları kullanma sebebimiz iki taraftan da güçlendirme alanını almamızdan dolayı. Çünkü 6 tane muhafız iki taraftaki özellikleri alabiliyor. Okular klondan dolayı çarpma da aynı şekilde. Bununla birlikte altın şövalye çok fazla tercih edilmese de ben kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hem klonları öldürebiliyor, küçük birim kullanan oyuncular olabiliyor, onlara karşı etkili. Zehir beytini de uçan makine şok birliğiyle yapıyoruz. Birbiriyle uyumlu, tam bu mücadeleye uygun bir deste kesinlikle sizlere de öneriyorum. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Gabriel geldi. Özellikle arkadaşlar kraliyet domuzları atak kartımız olsa da genel olarak böyle altın şövalye muhafızlar üzerine kurulu. Ve rakibi çok çok sıkıntıya soktuğumuzda muhafızlarla da yani vurma kartı olarak kullanabiliyoruz. Bakın mesela burada işte klon alıyor rakip. İşte herhangi bir şey aldığı zaman burada altın şövalye ile şöyle otoban yapıyorsunuz arkadaşlar ve mükemmel bir şekilde savunuyorsunuz. Evet, orada bombasını aldık. Problem değil. Rakip bu arada çok iksir harcadı. Tamam. Muhafızları atacağım. Şu şekilde muhafızlarla savunalım. Yine arkadaşlar kraliyet domuzlarını da aslında tercih etme sebebimiz yine geniş bir alana yayıldığından dolayı özellikleri toplayabiliyorsunuz. Bu anlamda da avantaj sağlıyor bizlere. Bakın orada 3 tanesi şu an öfkeli bir şekilde rakip kuleye gitti. Bu arada kule olarak da hançer düşesini seçmeyi unutmayın. Bazı oyuncular böyle seçmeyi unutabiliyor bazen. Hançer düşesini seçin arkadaşlar. Şöyle ben de bir muhafız, pardon, domuzlarla bir gideyim. Evet, şu an kuledeyiz. Rakip zehrini attı. Güzel. Orada güzel vuracağız. Dev iskelete özellikle dikkat etmemiz lazım. Şöyle Goblin kulübesini atıyorum. Goblin kulübesini de seçme sebebim çoklu kartlar olduğundan dolayı orada hani klonu iyileştirmeyi veya görünmezliği alıp bize fayda sağlayabilirlerdi. Şöyle iskeletlere karşı bir çarpma atalım. Güzel. Şu an öndeyiz. Evrimli muhafızlar zaten bizim için çok çok önemli olacak. Ve çok da güçlüler. Yani o koştuklarını öfkeli ve klonlu bir şekilde hayal edin. Bize çok fayda sağladı. Evet, domuzlar da geliyor. Yani tamam, orada bir atak yapacaksın. Biraz da vuracaksın belki ama çok iksir harcamış olacaksın. Ve onun geri dönüşü de var, haberin olsun. Şuradan gidelim arkadaşlar biz. Hatta altın şövalyeyi hemen koşturuyorum. Desteklesin bize. Güzel, gidiyoruz. İyileştirme büyüsünü de aldık. Ve şu anda kuledeyiz. İskelet çıktığı anda şöyle. Tamam. Güzelce çarptık. Bundan sonrası savunma arkadaşlar. Tamamen savunmaya yatacağız. Muhafızları atıyorum. 4 tanesini sola doğru atıyorum. Çünkü domuzlarla gelmek isteyebilir rakip. Hemen altın şövalyeyi dağıtıyorum. Domuzlara karşı da özelliği falan etkili olabilir. Hatta buraya atalım. Şu an daha iyi olur. Güzel. Klonu da aldık aynı zamanda. Arkadaşlar şimdi normalde bu destenin normalde barbar varili var. Ama barbar varili kullanmanızı önermiyorum. Çünkü klona karşı etkili olması açısından çarpma varile göre bir tık daha iyi olacaktır. Çarpma kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda arenanın herhangi bir yerinde de kullanabilirsiniz. Hani varili öyle istediğiniz yerde kullanamıyorsunuz. O yüzden hani bu destede işte varil var deyip varil kullanmanızı değil, çarpma kullanmanızı sizlere tavsiye ediyorum. 10. galibiyetteyiz. 2 maçımız kaldı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir oyuncuyla oynuyoruz. Evet, rakipte de Goblin Kulübesi var, bizde de var. Hatta bazen böyle öfkenin atıldığı alana veya işte güçlendirme alanının atıldığı alana Goblin kulübesini atarsanız daha iyi olur. Mesela şu taraftan atarsanız öfkeli bir şekilde gidip az da olsa kendinize avantaj sağlayabilirsiniz. Hemen muhafızlara attım. Orada bir vuruş yiyeceğiz. Ama çok da problem değil açıkçası. Atıcı. Tamam. Fena değil. Bir şey atmayacağım. Klonlu falan zaten orada çoğunu kendimiz hallettik. Arkadaşlar rakip çok fazla iksir harcadı. Ve biz bunu kraliyet domuzu hata olarak değerlendireceğiz.
Onu aldığımız anda kraliyet domuzlarını atalım. Rakip aynı zamanda atıcısını çıkardı. Bu da bizim için bir fırsat aslında. Soldakine bir şey atmayacağım. Sağdan biz şöyle savunmaya geçelim. Şöyle altın şövalye attım. Özellikle muhafızları savunması açısından da altın şövalye etkili. Özelliğiyle çok çok etkili olabiliyorsunuz. Hemen şöyle ben bir özelliğe basayım. Rakibi rahatsız edeyim. Vuracak gibi şu an. Güzel. Kuleye de yaklaştık. Aynı zamanda hızlı olması da güzel. Bu tür destelerde genelde ağır desteler kullanılıyor. Çok güzel bir ok attık bu arada. Bu tür mücadelelerde ağır desteler daha çok tercih ediliyor. İşte oradaki öfkeden daha yüksek canlı bir kart falan faydalansın diye. Hani böyle çok ucuz desteleri göremiyorsunuz o kadar. Bundan dolayı da evet ne dediğimi unuttum. Ne diyordum ben ya? Evet, biraz önce ne dediğimi unuttum. Garip. Evet, uçan makineye atalım. Neyse arkadaşlar, güzel bir deste yani bunu kullan. Harbiden ne diyordum ben ya? Video kaydını izleyeceğim arkadaşlar. Ne dediğimi çok merak ediyorum. Orada bir şey anlatıyordum da ne olduğunu unuttum. Şöyle buraya bir ok atalım. Şöyle muhafızları atıyorum. Ardından şurayı bir çarpalım hemen. Çok güzel. Şu an önemli bir avantajımız var. Hemen muhafızlarla gidelim. Pardon, domuzlarla gidelim. Çok güzel. Rakibi güzel yakaladık ve oraya vurduk. Hatta orayı direkt olarak aldık. Kılımlı bir şekilde neredeyse 3 taca bile gideriz. Altın şövalyeyi yine atıyorum. Evet, bu galibiyetimizi de rahat bir şekilde aldık arkadaşlar. Zorlanan arkadaşlar mutlaka olur. Hani bu desteği kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Güzel avantajlar yakalayabilirsiniz gerçekten. Tabii bizim bir maçımız daha var. Evet, şu an emoji için bu maça giriyoruz. Yani güzel bir emoji arkadaşlar. Elde edin yani, kalp saplıyor böyle. Kalbimize saplanan hançer mi denmek istiyor burada? Bilmiyorum ama biz emojiyi alalım. Evet. Son rakibimizi de bulduk. Tabii ki kazanırsak. Matador geldi. Real Madrid NY. NY normalde New York kısaltması da. Yalnız şu oradan uç altın şu haliye uçmadın. Ya okları niye elimize vermiyorsun sayın oyun? Okları elimize versen çok güzel olurdu ya. Yani orada gereksiz hasar yedik. Kart döngüsü problemini yaşamadığım video yok ya gerçekten. Her videoda bir kart döngüsü problemi var arkadaşlar. Böyle Omega şu hale geldiği anda şöyle bir muhafızlar yapalım. Ah, zıplatmamız iyi olmadı da neyse bir tanesine zıpladı. O yüzden çok problem değil. Normal vursa da zaten indirirdi. Kalkanını. Güzel. Şu hatta bir çarpalım mı şöyle? Bir çarpalım, orada cadıya da vururuz aynı zamanda. Kuleye de vururuz. Güzel. Oklar elimizde. Bundan dolayı daha iyi oluruz. Elektrodev gelebilir, ona dikkat edin. Şöyle buradan şok birliğini atalım ilk. Rakip iskeletlerle bizim hançer düşesinin pilini bitirdi. Güzel. Şok birliği de gerçekten güzel iş yapıyor arkadaşlar. Hakkını yemeyelim. Oklara basıyorum. Ardından da uçuruyorum arkadaşlar. Ve evet. Rakibi yakaladık. Yani arkadaşlar deste gerçekten rakibe geçit vermiyor ya. Hani çoklu kartlar kullandığınızdan dolayı, ki aslında uçan makineye atmasam da olurdu. Çoklu kartlar kullandığınızdan dolayı hani o özelliği rakibe göre daha fazla alabiliyorsunuz. Ve bu size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Arenanın her tarafına hakimsiniz aslında. Yani sağına soluna şok birliği ile aynı şekilde uçan makine kullanıyorsunuz. Uçan makine zaten Clash Royale'deki en yüksek menzilli kartlardan birisi. Aynı zamanda bir hava kartı. Yine arenanın birçok noktasını görebiliyorsunuz. Evet, gördüğünüz üzere orada klonlu mızraklı goblinler güzel vurdu. Oraya bir ok çarpma yapacağım. Hatta şöyle uçan makineyi bir izlesek nasıl olur? Uçan makine neler neler yapıyor? Hemen şurayı bir çarpalım. Gördüğünüz üzere rahat bir şekilde savunduk. Buradan şok birliğini atalım. Zaten yani oka bile dönsek neredeyse kazanırız.
O yüzden bizim şu an kontrollü oynamamız şart. Vur orada büyülü okçu olsun. Ondan sonra şöyle muhafızları atalım. Şu an rakip vurdu. Bu yüzden kraliyet domuzlarını atıyorum. Orada muhafızlar da zaten tanklayacaktır. Ve artık galibiyetimizi aldık diyebiliriz. Çarpmayı da atalım. Elektrodevi vardı rakibim bu arada. Ama çok da kullanamadı ki. Hani Şok Birliği zaten Elektrodev'e karşı oldukça etkili bir kart. Ve sonuç olarak arkadaşlar galibiyetimizi aldık. Gerçekten güzel bir deste. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Buradan emojimizi almış olduk. Burada da bir son olarak seslendirelim. Nasıl bakalım, merak ettim. Evet, kalbimize saplanan hançer ismini koyuyorum bu emojiye. Gerçekten arkadaşlar güzel bir mücadeleydi ve güzel bir emoji. Bu desteğiyle arkadaşlar sizlere tamamlamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten bu mücadeleye ait bir deste. Kesinlikle kullanabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Videonun karşılığı olarak bir like atarsanız çok mutlu olurum. Tekrardan teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize görüşmek üzere.